Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle diş hekiminde ödev nasıl oluyor? Bugün 3 arkadaş birlikte hocamızın kliniğine gireceğiz. Orada bir takım ödevleri anlatacak bize hoca. Hep birlikte göreceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdi dönen kapılar var burada. Çek etrafı falan da çek. Tamam orayı çek macunu. Niye çekiyorsun? Benle birlikte çek. Merhaba, biz diş hekimliği öğrenci olarak hocanın yanına geldik de nerede acaba? Nasıl çıkabiliriz? Birkaç. Tamam, çok sağ olun, teşekkürler, kolay gelsin. Yayının çıkışından çıkmayalım bence. O zaman asansörden çıkalım, doğru. Çok mükemmel bir açılış tarzı var. Biz böyle bir saattir bekliyoruz. Böyle basıyorsunuz, bing bing ediyor. Ah s**t. Tövbe tövbe. Tamam. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Bir katdan 5 tane merdiven çıktı. Tamam. Hadi. Aynen ver hocam. Öğrencimiz geldi. Bak sırayı çek, sırayı. Sırayı çek. Burada sıra bekliyorlar böyle. Özel hastanede. Özel hastanede randevu oluyorlar. Ondan sonra sıraya geçip bekliyorlar. Arkadaşlar bir arkadaşımız diyor ki kliniğine gitmiş. Çok farklı şeyler varmış mesela. İmplant varmış, ameliyat varmış. Diyor hani bir tıp kadar var diyor. Ondan dolayı bunları anlatmaya dedi. Ben de anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ağzının içinde böyle nanometrik görüntüler alabilen kameralar var. Mesela özel telefon kameraları var. Dental kameralar ismi. Bir tıp kadar var. Tıp kadar olmasa da ona yakın. Sadece dolgu olarak bakmamak lazım diş hekimliğine. Şu an Emre Hoca'nın sesi geliyor, duyuyor musunuz? Kral. Evet. Ahmet abi hem kendini paylaşıyor dişini, bir de onun kliniği var mesela. All Dental diye. Onun da sayfası var, orada da paylaşıyor. Orada sadece diş. Ama bu iş reklam mı? Kanal aç. Amaçlarımdan biri de insanlara yardımcı olmak. Seninki güzel. Ya mesela yeni gelen diş hekimleri de ya da mesela ikinci sınıfken biriniz ikinci sınıfı, üçüncü sınıfken üçüncü sınıfı böyle teker teker faydalanabilme amaçlı kanal çok güzel olur. Seni de çekebilmek isterdi ama gönlüm. Kaydediyorum. Bak haberim yokmuş. Burada bekleme ve konuşma sebebimizi açıklıyoruz. Hocanın işi varmış. 4.30'da gelecekmiş. Daha hastası gelemediği için bu işlemi çekemiyoruz. Ondan dolayı bir bekleme salonunu aldık. Şimdi size asansörü gösterebileceğim. Gel. Halledelim. Tamam. Ben size şimdi yaptıracağım. Tamam. Onu iki tane diye. Evet şu an bekliyoruz hocamızı. Girerken filan da. Emre hocamız orada. Görmedi beni ya. Emre hocamız oradaydı da görmedi beni herhalde. Yok canım oraya direkt girilmez. Bak dikey çekme, dikey niye çekiyorsun? Bunu koyacaksın zaten. Niye? Ne kendi gözü karıştırırken şeyini koyacaksın? Evet gözümü karıştırmıyorum. Gözüm okşuyorum. Karıştırmak çok... İğrenç bir kelime, tamam mı? Göreceğimizse 2 saniye olursa senin yüzünden 5 saatim kayboluyor. Niye? Kaçta çıktık? 12'de çıktık. Sen şu an benim yüzümden her zaman kayboluyor dedim, buraya geldiğin için mi? Evet. Özür dilerim, geri gidebilirsin. Şaka yapıyorum, şaka çek. Arkadaş alındı arkadaşlar. Çünkü burada 10 saattir bekliyoruz, şaka yapıyorum. Arkadaş sordu ki neden bu kadar kablo kullanıyorsun? Şöyle göstereyim kabloları. Böyle bir kablolar var. Telefondan geliyor şu an bu kablo. Diyor neden başka bir telefona kablo kullanmıyorsun? Uğraştırıyormuş. İnek anladı bu. Tamam hocam. Biliyoruz şimdi. Merhaba hocam. İyiyim hocam, siz nasılsınız? Hızlıca. Evet. Şimdi yapıyoruz deneyimizi. Ya sen şey yaptın. Şimdi sol üst segmentte 15 ve 16'ya implant kronlar yaptık. 14'ün ve 15'inde
doğal dişler üzerinde zirkonyum kromları var. Bütün kromlar zirkonyum. Yapıştırıcıyla doldurduğu kronları vermesini bekleyeceğim. Tamam? Tam ağzı için aldım. Şimdi toz iki tarafını karıştırıyoruz. Yıkayacağım ağzınızı. Tamam çocuklar, bu kadar filmimiz size yeter. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna gelmedik, daha bitirmedik. Şimdi çıkıyoruz hastaneden, işimiz bitti, videomuzu aldık. Ne yaptık? Sen birazcık özetleyebilir misin bize? İmplantları yerleştirdik, sonra da simantasyon işlemi yaptık. Simantasyonla yapıştırma. Evet, bu kadar. Yani gördüğünüz üzere diş hekimliğinde ödevler bu şekilde olabiliyor. Tabii direkt kliniğe gelmeden de ödev yapabiliyoruz. Ama bu şekilde ödevlerin daha hoş ve güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle çatla çekebilirsin. Tam dışarıda çıkartırım. Videonu çıkartırım ben. Acı Badem. Acı Badem bize sponsor oldu arkadaşlar. Acı Badem Hastanesi. İleride bizi alacakmış, dişçi yapacakmış, dişçi değil diş hekimi. Evet, bir dahaki yerde görüşmek üzere. Tamam, kapatabiliriz lan.